Değerli takipçilerimiz, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere Kaz Dağları'nın eteklerinde dağ evi dediğimiz, dağda yaşayabileceğiniz çok güzel bir projenin tanıtımını yapacağım. Toplamda 5500 metrekare alana sahip, ortalama içerisinde 100 metre kapalı alanı bulunan, nasıl diyeyim size, yani dağda böyle zaman geçirebileceğiniz, gerçekten çok güzel yapılmış, harika bir yer. Şimdi beraber tanıtıma geçelim. Evet, değerli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz, Kaz Dağları'nın eteklerinde 5500 metre toplamda, bakın şu yukarıdan başlıyor, şöyle etrafı kapalı olan yer geliyor, devam ediyor, ta şuraya kadar gidiyoruz. İçinde de çok güzel resmi yapı, bütün her şey resmi, bütün evrakları alınmış bir alan burası. Etrafı düzenlenmiş, etrafı tamamen çevrilmiş durumda. Her şey yapılmış, sondajına kadar vurulmuş. Elektrik olarak, bakın hemen buradan görebiliyorsunuzdur, şurada paneller var, elektrik panelleri içine çekilmiş. Her şey hazır durumda. Satılık 5500 metre bir arazinin içerisindeyiz. Çevresini şöyle sizlere göstermeye çalışayım. Önü tamamen açık. Buradan devam ediyor. Aşağıda devam ediyor. Bakın şurada tellerle çevrili olan yer de buranın içerisinde. Şöyle baktığınız zaman araç giriş yerimiz köşe. Şuradan araçla ana resmi yol. Burası üst taraf hemen resmi yol. Araçla içine kadar giriyorsunuz. Ortalama burası Akçay'a 23 kilometre mesafede bir alan. Son zamanlarda Covid'den sonra özellikle böyle yerler çok tercih edilmeye başladı. Gerçekten çok güzel, sessiz, sakin, Kaz Dağları'nın eteklerinde huzurla kalabileceğiniz bir alan burası. Arazi şöyle yukarıya doğru devam ediyor. Yola cephesi, bakın şuradan başlıyor, devam ediyor. Yola cephesi şuradan bitiyor. Oradan da araçla içeriye kadar girebiliyorsunuz. Yapı alanımız burası. Önünde çok güzel bir balkonu var. Taştan yapılmış vaziyette. O gördüğünüz alan salon kısmı. Salon taştan yapılmış. Burası tamamen ahşaptan yapılmış durumda. Bahçe alanı da şu şekilde. Yine bakın şöyle salıncağına kadar hepsi yapılmış durumda. Çevresine şöyle bir göz atalım. Buranın fiyat bilgisini de sizlere söyleyeceğim. Yine böyle bahçe işleriyle uğraşmak isterseniz gördüğünüz gibi biberler, domatesler, her şey var. Bir de şunu söyleyeyim size. Şuradan mesela ben bir domates aldım, demin yedim. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel bir tadı var. Yine biberler, biberler. Bu şekilde ekim yapmak isterseniz de yapabilirsiniz. Arkasında şöyle gördüğünüz gibi üstü kapatılmış kullanabileceğiniz bir alan var. Çevresine şöyle baktıktan sonra yavaş yavaş içeriye doğru bir giriş yapalım. İsterseniz evi büyütme şansınız da var. Onu da sordum. Arkayı biraz daha büyütebilirsiniz. Ama şu anki sahibine yettiği için bu şekilde bir alan yapmış. Buralar tamamen ahşaptan yapılmış. Şunu da şöyle koyalım. Bakın gördüğünüz gibi tamamen ahşaptan yapılmış. Çok güzel bir ön bahçesi var. Şuraların güzelliğine bakar mısınız? Yani bakın şuradan çeviriyorsunuz. Tamamen ahşap. Harika bir çalışma yapılmış diyebilirim. Dışını şöyle size göstermeye çalıştım. Bir de içine girelim bakalım. İçinde neler var. Kapıdan içine girdiğimizde şu şekilde bir ahşaptan kapı yapılmış. Bakın
Böyle kapımızı çekelim. Girdiğimizde bir mutfağımız var. Burada bir mutfak alanımız bulunmakta. Burası yatak odası. Yatak odasına birazdan bir giriş yapacağım. Önce salonumuzu bir gezelim. Şu gözlüklerimi çıkarayım. Bakın, salonumuz burası. Tamamen taştan yapılmış. Üst tarafı ahşap. Çok güzel bir görüntü var. Duvarın kalınlığını görebiliyor musunuz? Şu camlardan baktığınız zaman anlayabiliriz. Duvarın kalınlığına bakın. Gerçekten bayağı kalın bir duvar. Bu da bekçimiz. Buranın bekçisi. Yine şöminemiz burada. Bakın. Şöminemiz burada yapılmış. Sıcaklıkları şuradan veriyor. Salon tamamen taştan yapılmış durumda. Şu pencerelerin güzelliği falan çok hoşuma gitti benim. Evet, şimdi salonu gezdik. Yerler şöyle bakın. Ahşap. Buranın fiyatı, şu anki buranın fiyatı 7 milyon 600 bin TL. Bugünkü rakamları, tabi bu ileriki zamanlarda değişebilir. Ama videoyu çektiğimiz tarihten itibaren buranın şu anki güncel rakamı 7 milyon 600 bin TL. Burayı gezdikten sonra şöyle yavaş yavaş yatak odasına doğru gidelim. Burası mutfağımızda. Buradan hemen giriş, kapı girişi burada. Burada bir banyomuz var. Yatak odası içerisinde ebeveyn banyosu tarzında bir banyo yapılmış. Bakın, tamamen ahşap. Yerler seramik yapılmış. Burada da geniş bir yatak odası bulunmakta. İçinde yine bir güzel şömine tarzında bir sobamız var. Yine şöyle baktığınız zaman burası da açılıyor. Buradan da çok rahat bir şekilde balkona çıkabiliyorsunuz. Yine burada bir camımız var. O camı ben açmadım. Burada bu elektrik olaylarını, dediğim gibi, üst tarafta paneller var. Paneller güneş enerjisiyle çalışıyor. Onun aracılığıyla buradaki elektriği çok rahat bir şekilde karşılıyormuş. Hatta yedeklerin son akülere dolduruyor. Onun tam teferruatlarını bilmiyorum. Ama rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Bana çok çok yetiyor diye söyleniyor. Genel olarak baktığınız zaman güzel, şirin, ortalama balkonuyla beraber 100 metre gibi bir kullanım alanı olan bir dağ evi. Bütün resmi, her şeyi alınmış. Mesela içme suyu burada, tahlillerine kadar yaptırmış. İçme suyu da çok rahat bir şekilde temiz içilebiliyor. Zaten Kaz Dağları'nda biliyorsunuz, dünyada oksijen bakımından en zengin yerlerden bir tanesi. Değerli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz, yine eksik, aklımda olmayan bir şeyler varsa, yani merak ettiğiniz şeyler varsa ben söylememişimdir. Açıklama kısmında bana yorum yazarsanız elimden geldiği kadar sizlere bilgisini verebilirim. Bizi izlediğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Farklı bir videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. İnşallah böyle bir yer sizlere nasip olur. Bütün resmi işlemleri yapılmış, hiçbir sıkıntısı olmayan, Kaz Dağları'nın eteklerinde yaşamak isteyenlere ya da hobi bahçesi olarak böyle gelip kullanmak isteyenlere harika bir taş evi diyebilirim. Hepinize iyi günler diliyorum.